Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hadi canım olur mu dediğin için münafıktır. İhtimal versen, açık olsan kafir olur. İhtimal vermediğin için münafık denmiş. Bu şifreli şey yazdım. Mesela kafir münafıklık yapmaz. Açık söyler. Münafık 9 tane doğruyu söyler. Bir tane yanlış. Şöyle yapar. Aa, hangi zaman? Hadi canım. Böyle olur mu? Ya hangi zamandayız? Ve günaha din çerçevesi çizerse bilerek bu münafıktır. Bilerek günah helal sayıyor ve din diyorsa, buna din diyorsa, yani neye benziyor? Bir şeye benziyor değil mi? Mektubatın başında var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demediğimi diyen, dediğimi de yalanlayan, cehennemde yerini hazırlasın. Allah da ayette orada mealen diyor ki, demediğimi, o da öyle diyor. Demediğimi diyen, yani bu manada 19. mektubun başında bu ayet var. Versene abi. Dediğimi yalanlayan mıydı? Dediğimi yalanlayan galiba. On dokuzuncu mektup bulamadık. Bulduk. Bak. Hadisi şu. Ve men kezebe aleyha mutaammidan felyetebebbe makadehu minen nar. Cehennemle tehdit ediyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şiddeti ve femen ezdemu imma kezebe alallah. Allah'ın dediğini de yalanlayan. Bu dediğimi demedi, dediğimi de dedi diye. Bu da dediğimi yalanlayan. Ayetindeki şiddeti tehdit. O zaman münafık inkar etmez. Mümin, kafir. Ortasında iki taraf oynar. Yani en büyük vasıfları 9 tane doğru söyler. Misal. Bir haramı 9 tane doğrunun içine din diye kılıf yapar. Bu bilinçli ve bilerek. Bilerek, bilinçli yapıyor. Bu münafıktır. Başka, unutulmaktan korkuyor, dünyaya bir şey bırakmadığın için. Yani ölümden korkanlar, unutulmaktan korkuyor. Sebebi, dünyaya unutulmayacak bir şey yapmadıkları için. Yok olmak oradan mı geliyor abi? Evet. Yok olacağım diye. Mesela bak şöyle. Ben şimdi buraya bakıyorum. Şuradan bakıyorum. Hiçbir şeyimle alakadar değilim. Ne böbrekle, ne aklımla, ne ruhumla. Neyim? Hep dışarıdayım. Görüyor musunuz? Yani insan bunu fark etmiyor. Çok kullandığı için. Hep dışarıdayız. Yani bakın buradan bakıyorum. Bakın hiç orta, yani arkayla alakamız var mı? Hiç alaka yok. Hep dışarıdayız. Bilmem, bunu biraz zor anlatacağım ya. Bunu toparlarsanız böyle biraz ince tefekkürle anlarsınız biraz, ne bileyim. Veya ben anlatmakta acizim. Bak şu bedenin dışında dışarıya bakıyorum. Baktığım gözü bile görmüyorum. Gözü gören var mı?
aynasız. Gözüyle bakıyor, gözü görmüyor. Yani bakın buradan hep dışarıdayım. Burada hiç haberim bile yok. İşte hep dışarıda yaşayan ölümden korkar. O zaman abi bu firavunlar böyle büyük mezarları yaptırmaları. Evet, unutulmamak için. Peki ölümün bir sebebi, ölüm korkusunun bir sebebi de unutulmaktır. Kimler peki korkar? Unutulmayacak yani hatırlanacak bir eseri olmayanlar korkuyor daha çok. Eser bırakınca daha korkmuyorlar. Başka? Yani bu konu uzun bir konu ama biz cümle koyuyoruz. Eser derken mesela abi? Üç tanesinin eseri, üç kişinin defteri kapanmaz. Bir hayırlı bir evlat, hayırlı bir müessese, dershane yaptı veya dershanede katkısı oldu, ampulü var. Veya bir eser, kitap. Ama mesela evladı olanlar bile korkuyor mesela, olanlar var. Hayırlı evlada. Hayır, evlat demiyorum ki yani. Hayırlı bir evlat. Hayırsız evlat hep karanlık gönderiyor. Yok, ölümden gene korkuyorlar diyor. Yani ölümden tabii ki bir sebebi dedik yani tamamen değil. Bir sebebi bu. Yani eğer enfuse geçerse o tamamen kökten oradan çözülüyor. Çünkü ölümün hakikatini keşfeden, ölümün mahiyetini anlayan, tebdil-i mekan, itlak-ı ruh olduğunu, yani bu dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden ölümden korkmaz. Dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden ölümden korkmaz. Bu cümle acayip bir cümledir. Düşünen insanlar için diyorum. Dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden ölümden korkmaz. Bir daha söylüyorum, üç etsin. Dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden ölümden korkmaz. Yaşlanmaktan da korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için. Yaşlanmaktan kim korkar? Gençliğin kıymetini bilmeyenler. Ben mesela yaşlanmaktan korkmuyorum ama inan üzülmüyorum. Size yalan mı söylüyorum? Yalan demiyorum. Gençliğim elhamdülillah baktığım zaman ekseriyeti mutlaka ile dershanede geçtiği için gayet memnun. Ustad'da da var 26. lemada. Bir senelik ihtiyarlık hayatımı diyor gençliğimin 10 senesini değişmem. Yaşlanmaktan korkanlar gençliklerini iyi geçirmeyenlerdir. Bunlar külliyattan çıkartılmış şeyler. Ölümden de korkuyor. Niçin? Aslına uygun yaşamayı bilmediği için. Dünyaya ev sahibi gibi oturursan çıkması kolay olur bak. Ölümden de korkuyor. Niye? Mahiyetine uygun yaşamadığı için. Eğer mahiyetine uygun yaşasaydı zaten dünyada bedende olmayacaktı. Burası mı orası, orası mı burası karıştıracaktı. Yani günahlarından mı korkuyor? Günahlarından korkuyor, ölümden korkmuyor. Ne olacak? Tabii ne olacak şimdi? Bir sürü tehdit ayetleri var. Kabir var. Kabire mesela birisi gömülürken o ona üzülüyoruz, akraba babandır. Zannediliyor ki ona üzülüyor. Hayır. O aynada kendisini görüyor. Ne diyeceğim diyor. O bakıyor mezara. Olan zinam var, içkim var, kumarım var, bilmem ne var, katlim var, adam kesmişim, namaz yok, oruç yok. Onlar hep o cesette seyrediyor. Ne olacak şimdi? Cevabı yok. Cevap bulmayan bütün bu önünde nasıl çözeceksin tek tek? Peki ne yapmış? Geçmiş hataları nasıl düzelteceğiz? Vahlanarak, kaçarak, unutarak değil. Tabii. Geçmişten intikam almak istiyorsanız bugünü güzel yaşayacaksınız. Geçmişe vahlanarak veya bu tür yerlerden kaçarak, bunları duymamak, kulağını kapatarak bunların telafisi mümkün değil. Önüne koyacaklar. Ya bakalım bunu tencit pilavını bakayım diyecekler. Ha ne yapacak? Bugünü güzel yaşayacaksın. Ne zaman? Hemen bugün başlayacaksın doğruya. Bu dünyanın işlevi, sistemi, yazılımı yılışıklı istemiyor. Ya yalaka yapmış civata istemiyor. Civatayı taktın mı yalaka olmayacak. Böyle taktın lap lıp lap 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 tutmuyor. Civata tutmuyor. Ciddi tutacaksın.
Hatta o kadar ciddi işlev yapıyor ki bazen bu civata, geri gelmesin diye bir tane yay koyarlar buna. Tamam? Yay koyarlar, ondan sonra sıkarlar daha geri gelmez diye. Dikkat ederseniz 3 tane korkudan bahsettim. Başka? Düşünmekten korkuyor. Niye? Sorumluluk getirdiği için. Düşünürsem, Allah Allah, bayağı şeyler fark edecek, bu sefer sorumluluk yüklenecek. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getirdiği için. Arkadaşlar bunlar tapu gibi cümleler, biliyor musunuz? Hep böyle laikalardan, bunu şualardan, 13'ü ve 14'ün şualardan çıkarttım bunları. Ben bunları yazabilecek adam değilim yani. Cümle böyle geçmiyor Risale'de. Okurken tefekkürümden çıkan şey. Onu da illa ki alkol içerek falan, yani eğlenceyle falan. Ha işte bastırıyor içki vesaire, fuhuş. Uyuşturuyor. Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmak değil. Aynı zamanda aranan kişi olmaktır. Evlilikte başarı, mutlu olmak, aradığını bulmak ile eş değil. Ya aynı zamanda aranan kişi olmanla geçer. İdare edilmeyen eş yoktur. İdare edemeyen kişi vardır. Sakın evinizde kavga olmaktan korkmayın. Resulullah'ın evinde de kavga oldu. Aleyhissalatü vesselam. 40 gün babasının evine göndermiş. 40 gün biliyor musun? Duymuş muydun? 3 gün biliyor. 3 gün falan. 40 gün. Yapma ya. He, bu hadiselerden uzun o hadise. Nereden korkacaksınız biliyor musunuz? Vallahi ki tam vicdanımla söylüyorum. Kavgadan korkmayın. Sorunu çözmede kullanılan yöntemin, şablonun ortak olmasından, ortak ise korkmayın. Eğer ayrı ayrı farklı yöntem varsa ondan korkun. Kavgadan değil. Misal. Sen diyorsun ki kalem buraya konacak. Hanım diyor ki buraya konacak. Böyle kavga. Tamam. Çözmeye hanım diyor ki görmüyor musun ya milleti? Sen mi akıllısın? Bu kadar insan, müftü var, müezzinler var, Müslümanlar var. Onlar da Müslüman. Sen de diyorsun ki Kur'an'da böyle yazıyor veya işte fıkıhta böyle haram. Ha, onun olayı çözmede kullandığı şablon, yöntem, kantarla bunun kullandığı kantar farklı. İşte bela bu. Yoksa kavganın kendisinden korkmayın. Eğer yöntem birse hiç korkma. Ondan sonra ayet geldi. Ayette kerime de diyor ki, ya Habibim, ey Habibim, teklif et. Seni tercih ediyorlarsa affet ve yanına al. Eğer dünyalık istiyorlarsa dünyalıklarını ver ve boşa. Dünya seni değil de dünyalık istiyorlarsa, tabii ya Resulullah istemeyip dünyalık istiyor. Boşa diyor. Dünyalığı ver, boşa. Yani buradan ben şey çözüm çıkartıyorum. Yöntem birliği. Mesela başka bir tane şey söyleyeyim. Çok hoşunuza gidecek. Benim çok hoşuma gidiyor. Mesela bir yerde kavga oluyor. Dershanede kavga olur, iş yerinde kavga olur, evde kavga olur. Kendinle kavgalı olursun. Her şeyde kullan bunu. Sakın kötü sıfatlarına savaşma. Sakın hanımın, eşinin kötü sıfatlarına hücum etme, değiştirmeye kalkma. Sakın iş yerindeki arkadaşının kötü sıfatlarına hücum edip değiştirmeye kalkma. Abi ne diyorsun ya? Bak. İnsan değişime direnir. Hele inatçıysa değil. Sen söylediğin hatanı da, hey Allah razı olsun, iyi ki söyledin, bilmiyordum der mi? Demez. Nasıl halledeceğiz onu? Onun güzel sıfatını onayla, güzel sıfatını onaylayınca, ya ben şu tarafını o kadar hoşuma gidiyor ki ya, hakikaten adam gibi adamsın ha, bu noktada takdir ediyorum. Hiçbir insan iltifatı reddedemez. Hiçbir insan doğmamıştır, tenkidi de hazmedemez. Ya iyi ki söyledin ya falan der. Estağfurullah, hakikaten doğru söyledin Abdullah kardeş aslında. Doğru ya, düzelteceğim hatamı ama içinde yanar. Veya abi sen var ya, sen demeseydin falan, estağfurullah falan.
Ama koy cebime. Öyledir ya. İnsan yapısı bu. Ya bloke eder. Yani bu buna karşı duygu çıkmaması mümkün değil. Ha onu kontrol edersin etmesin başka bir şey. O zaman arkadaşlar kendin değiştirmek istiyorsan direnme. Mesela diyelim ki kumar oynama şeyin var. Mesela diyelim ki maç seyretme ne bileyim bir. Hemen o anda ya direnme ona karşı. Ulan bir dershaneye gideyim ya. Ulan bir Kur'an alayım. Ona karşı bak direnmedim. Çünkü yaban arılarla uğraşmayın diyor. Mesela hanımına diyorsun ki veya o hanım işte eşine. Ya şu hareketin var ya. Maşallah çok hoşuma gidiyor. Bu sefer onayladığın zaman o onun çapını büyütecektir. O, onayladın ya. Takdir insanı sevmiyor mu takdir? E peki bu sıfatımı genişletirsem takdir ikide bir takdir alacağım. Teşekkür bir takdir alacağım. Teşekkür değil. Bu sefer güzel sıfatı kötü sıfatını bloke eder. Örter. Güzel sıfat kötü sıfatı örter. Ben böyle anlıyorum. Bir büyük bir zata demişler ya abi çarşıdan böyle geçerken oradan birisi demiş şu gördüğünüz zat demiş gece, gündüzleri oruç tutar geceleri namaz kılar demiş. Onun o sözünden sonra o kişi 40 abi yıl. Gündüzleri oruç tutmuş geceleri namaza kim biliyor musun bu? İmam Azam Efendimiz. Ondan sonra hep gece ibadet etmiş. Birisi birisini ya ne acayip bir şey bak. Bir Müslümanın bu sözünü yanlış çıkartmamak için yalan olmasın diye böyle yaşamış. O zaman bize ne düşer? Mesela misal. Deseler ki Hasan var ya Hasan böyle şey yapıyor, bunu yapıyor, yanlışlık yapıyor. Diyebilirsek şu. Benim o Müslümanım duyarsan o Müslümanım yalan demez. Diyor o mu dedi? Doğru söylüyor. Ama abi senin için söylüyor. E ben üç kişiyim. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Onun hücumu bu aşağılığıma. Zaten ben bunlar zaten başım belada. Tamam. O da onu duyarsa bu sefer utanır. Hem sen terbiye olursun hem onu terbiye edersin. Ama mukabele birbirini yaparsan kavgan çoğalır. Ve hiç ne sen düzelirsin ne de o düzelir. Düzelme yolu bu değil. Keşke yapabilsek ama duyalım da. Abi mesela yalan kafirlerin lafzı. Evet. Diyene kadar da mesela Müslümanlar doğru söyler. Evet. Arasında ne kadar fark var. Direkt çok acayip. Yani çok güzel. Abi. Tabii. Yalan lafzı kafirdir diyeceğine. Öyle diyeceğine. Doğru söz. Tamam. Müslümanların sözüdür. Birisi birisini tanıtmak için anlatımını daha çok kendini tanımlar. Mesela birisi birisini abi nasıl tanırsınız Ümit'i? Ümit yok burada. Ümit'i anlatırken aslında kendimi tarif ediyorum topluma. Ben buyum. Bu çok ilginçtir ha. Gerçekten abi ya hiç bak. Ben buyum. Gözlük budur benim gözlüğüm. Aslında birisi birisini konuşurken kendisini tanımlıyor. Ben buyum. Mesela adam ikide bir birisi konuşur. Kendisinin dışında hepsini tenkit ediyor. Ruhundan söylüyorum. Ruhu kim? Hırçın bu. Saldırgan bir ruhtan bahsediyor. Tamam mı? Bak birisi birisini tanımlarken aslında onu anlatırken kendisini tarif ediyor. Ben buyum der. Ele veriyor kendisini. Aynı şeye benzemiyorum abi. Hırsızın herkesi hırsız bilmesi gibi. Aynı. Herkes hırsız. Evet herkes hırsız bilir. O nazarla bakıyor. Öyle olduğu için. Acayip bir şey ya. Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Affetmek ve unutmak öyle bir intikam ki adamı kıyamete kadar ciz ediyor, ciz. Mesela tenkit ediyorsun. Sen var ya sen Bülent, adam değilsin lan adam. Sen de doğru diyorsun abi ya. Hakikaten değilim ya. Ondan sonra büyük bir zatı tenkit ediyor toplumun içinde. Siz böylesiniz, böyle yaptın, şöyle yaptım. Dinledi. Sonra kulağına eğildi dedi ki, delikanlı. O anlattıklarından senin daha bilmediğin o kadar pis ahlaklar var ki bunda. Ben de bir bilsem. Daha fazla var. Ama hepsini doğru söylüyorsun. Adam yerin dibine girdi ya. Ama Hazreti Ali'nin de öyle bir şey yok mu ya?
böyle bir olay. Biri galiba çok tenkit etmiş falan. O da yani büyüklerde bu var yani. Onun olduğunu bilmiyorum. Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçları beklemektir. Einstein'ın sözü. Deliliği böyle tanımlamış. Aynı şeyi yapıyor, farklı netice bekliyor. Bu delidir. Büyük şeyleri düşünenlerin hataları da büyük olur. Büyük şeyleri düşünenlerin hataları da büyük olur. Mesela bu şu şeceri hilkat, büyük bir iddia, büyük bir çalışma, çok büyük bir çalışma. Hakikaten yok. İslam dünyasında böyle bir çalışma yok. Varsa göstersinler. Yok. La fahr ve la gurur. Nasıl yorumlarsan yorumla. Risale-i Nur kaynaklı. Kimin itirazı varsa gelsin insaf etsin Allah için bana desin ki şu yazı, şuradaki alem şurada olduğunu bana göster külliyattan. Ben onun nereden başlayıp nereden bittiğini, bu alem buradan başlayıp buradan bittiğini, bunu bittiği yerde bu alem başlıyor, bunu bittiği yerde bu alem başlıyor göstererek bunun burada olduğunu, ikisinin arasında olduğunu göstereceğim. Ama doğru olduğunu %100 mümkün değil. Vahiy değil ki. Ustad da değilim ki Allah ilham etsin. Ha, neydi bir şey anlatacağım. Yani ben bunu ortaya belki var olan bir şey Cenab-ı Hakk'ın ikramı koyduk. Tamam? Bir şey anla, bunu anlatmak için. Niye koydun? Bu yanlıştır. Sen doğruyu bulman için. Bunun üzerine çalış, doğruyu bul. Bunu doğru, hakikaten inanarak söylüyorum. Nefis cümleden etna. Vallahi doğru söylüyor. Şimdi sen bu doğru olmasını nereden bileceğim ben? Külliyattan gayretim ettim. Gayret ettim. Yani bu çıkacağını bilmiyordum. Şimdi arşı okudum. Arş okudum. Misal için bunu. Bir baktım bir yerden başlıyor. Hudut çiziyor. Bir yerde bitiyor. Arş bittiği yerde lef-i mahfuz başladığını gördüm. Bir baktım ki cennetin Sidret-i Müntaha bittiği yerde arş başlıyor. O zaman cennetle lef-i mahfuz arasında arş olarak gördüm. Hudutladı. Yoksa ustad şu alem şu alem demedi ki. Kur'an'da da öyle iştihat etmiş. İsabet etsem bir sebabım var. İki sebabım var. Etmesem bir sebabım var. Çünkü itikad ait değil. Sen efendim daire ilmi, daire hayattan aşağıda üstte gördün diye senin imanın gitmedi. Günahta yazılmadı. Ama karın şu. Bunun üzerine ben yanlış bir şeyi koydum. Ha sen bunun üzerine doğru koyarsın. Ama sen eğer bu olmasaydı zaten böyle hayaline bir şekil gelmezdi. Hayalinde, dünyada böyle bir şey yoktu. Ama böyle bir şey olunca ya burada olmaması lazım Allah Allah diyorsun ve doğruyu buluyorsun. Ben senin doğru bulmana sebep oluyorum. Doğru bulmana. Niçin bunu söyledim? Büyük projelerde hatalar büyük olur. İmam Rabbani Hazretleri de hangi mevzuydu unuttum. Kavlinden mesela ilk söylediği şey hayatının son 2 senesinde onu değiştirmiş. Kardeş, alemlere vukufiyet zordur. İlim arttıkça şeydir. Yoksa hiç kimse diyemez ki bu mutlak doğrudur. Haşa. Böyle bir iddia çok tehlikelidir. Çünkü vahiy değil ki. Resulullah'tan onaylanmamış, ustattan geçmemiş. Ha. Ama bunun üzerine peki ne işe? Risale okurken böyle evine odana asarsan veya defterine olursa Allah Allah. Arştan bahsediyor. İlmi muhit ezeliden temessül eden imkanı vücutlar ilmi ezeliye aynı olmuşlarsa da vücut mertebesine vasıl olamamışlar falan sayıyor. İlmi muhit ezeliden temessül eden imkanı vücutlar ilmi ezeliye aynı olmuşlar. İlmi muhit ezeli, ilmi ezeli ayrı. Ha neymiş? Ha ilmi muhit ezelisi burada diyor ki sıfattır. İlmi ezeli de esmadır. Bak senin ne zararın oldu ki? Diyelim ki yanlış düzen. Niçin söyledim? Büyük şeyleri düşünenlerin hataları da büyük olur. Ha? İyiyim, kötüyüm diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleriyle belirler. İyilik ve kötülük yoktur. Hiç mesela ağacın iyisi kötüsü var mı?
Sığırın iyisi kötüsü var mı? Müslüman sığırı var mı? Kafiri yok ki Müslüman ki olsun. Bu Müslümanı var mı? Yok. Kafiri de yok. Yani iyiyim kötüyüm düşünceler oluşturur. Hadiste de aklı olmayanın dini yoktur. Kendini ya hür edersin ya da hapsedersin. Sıkıntın varsa düşüncelerine yeni bir format ve yeni bilgilerin yüklenmesini söylüyor sana. Arabanın ibresi yandı. Benzin. Ulan lanet olsun lan. Nereden yandın lan falan. Bunu mu diyor sana? Diyor ki beni doldur diyor da. Hararet yüksek. Lan kahrolsa alsın be. Nereden çıktı lan bu ibre? Lan git arabayı sağa çek. Su koy kardeşim. Neye lanet okuyorsun? Yani sıkıntın var. Ruh diyor ki sana. A kardeşim kendine yatırım yap. Ruhu gıdalandır. Ruhu gıdalandır. Abi nasıl? Bak şeyden çıkarttım bunu. Bak nereden çıkarttım şaşıracaksınız. Bak hatırladım. Bak nereden çıkarttım. Şuraya bakın Allah aşkına ya. 24. sözden psikolojiyi çıkarttım. O abi 24. sözde. Bak şimdi psikoloji mi değil mi? Bak külliyat bir noktadan bakarsan ilmi kitap bir noktadan psikoloji bir noktadan fizik kitabı bak şimdi. Değil mi değil mi? Size bırakacağım. 24. söz. Hem de ikinci dal. İyi dinleyin. Kaçınız ay var? 339. Psikolojiye bakın. Değil mi? Dır mıdır değil midir? Şimdi sen dahi ey katri içine giren hakim filozof. Olayları kafa ile çözümlemeye kalkan, kalp ve ruha vahye dayanmayan kafacı adam. Filozof. Bak bu cehennemine gireceksiniz. Bak cehennemine bakıyoruz. Yani dünya hayatını akılla tanzim eden herkes. Nereye gidecek? Vahye dayanmayan bir akıl cehenneminden bahsedeceğim şimdi. Nasıl bu akıl cehennemde yanıyor? Nemrut'un cehennemi burası. Nemrut'un cehennemi burası. Buraya düşüp de yanmayan İbrahim'i bir meşrep olmalı. İbrahim'i meşrep de şefkat ve tefekkür. Bak şimdi cehennemden bahsedecek mi etmeyecek mi seyredin. Ey hakim filozof, ey dünya hayatını akılla çözenmeye çalışanlar. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı mutlu edemezsiniz. Bu aklı yapana bu aklı bağlarsanız akıllı olursunuz ve mutlu olursunuz. Bu akılla bu aklı mutlu etmeye çalışırsan zeki olursun ve Allah belanı vermiş oluyor. Bela budur. Bu aklı bu akla mutlu etmeye çalışmak zekavettir. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır, vahiydir. Bak şu anda bayağı ciddi iddia ettin Hasan. Bak göreceksiniz. Cehennem var mı yok mu? Bak buradan çıkarıyorum. Bazıları diyor tip nereden çıkarıyorsun? Tipi tipten çıkarıyorum. Bak tamam. Şimdi sen dahi ey katri içine giren hakim filozof. Senin katre fikrin dürbünüyle. Katre fikrin dürbünüyle. Tamam. Felsefenin merdiveniyle. Ta Amerika'da terakki ettim. 1926'da yazılmış. Ay'a 1969'da çıkılmış. Ustattan vefattan 9 sene sonra. Ay'a gidileceğin içine girileceğini söylüyor. Öyle değil mi? Bak kamere kadar terakki ettin. Kamere girdin. Ne desin başka? Canım benim. Kim ne derse desin ben öperim seni. Nasıl deli olmayayım? Usta kaçta vefat etti Allah'ını söylesene. 60'da. Kaçta aya çıkıldı? 69. 69 Temmuz'unda çıkılmış. Bak kamere girdin diyor. Yani bu adam yani bir yerden destek almıyor mu? Bu kafayla yapılır mı? İlkokul okumamışsın sen ya. Senden sonra zaten 9 sene sonra aya girilmiş. Tuhaf adam değil mi? Öperim işte adamı. Ne derlerse desinler. Risale-i Nur'un delisiyim vallahi. Zaten mezar taşımı öyle yazacak. Vasiyetim de Kur'an'ımın içinde. El-Baki vel-Baki. Rahmetli televizyona ve deccala düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Ruhuna Fatiha. Aynı öyle yazacak. Kamere girdin. Nasıl doyayım? Bak şimdi cehennemden bahsedecek. Aman yarabbi. Bak. Kamer
kendi zatında kesafetli ve zulümatlıdır. Ne ziyası var ne hayatı. Hayat var mı diye çıktınız. Çıkacaksınız. Yok diyor. Ziyası da yok. Parlaklığına bakmayın diyor. Ne ziyası var ne hayatı. Sana daha önce de söylüyor. Ne diyor orada parlak olduğuna bakma diyor. Işık vermiyor, yansıtıyor demek istiyor. Ne ziyası var ne hayatı. Boşuna girme, hayat yok orada diyor. Acayip değil mi bu kitap? He? Bak daha neler çıkarttım göreceksin şimdi. Senin sayın behude, bunun için çalıştın ama o çalışman behude, ilmin faydasız gitti. Şimdi iyi dinlenin ve yaslanın. Cehennemden bahsedeceğim. Nemrut'un bu aklı vahye bağlamayan, bu aklı aklıyla mutlu etmeye çalışan filozofçular, ille mektep okuyan değil, kendisini dinin dışında idare edilebileceğini zannedenler. Bak şimdi cehennemden bahsediyorum. Üç tane cehennemin sıfatı. Senin yesin zulümatından. Yes ne yaparmış? Zulümat. Zulümata sokar. Bugün dedim ya. Zulümat. Zulmetten mi yapayım dedim. Şöyle bir baktım cemaata. Uygun değil. Yapmadım. Zulümat yapmadım. Biraz enfüsçü olması lazım. 2-3 kişi karşımda olacak ki beni biraz atsın. Bu böyle sanki boşluğa söyler gibi oluyor. Bana da keyif vermiyor yani. Beni biraz zorlayacak da yani. Bak. Bu aklı vahye bağlamayanların psikolojisinden bahsediyor. 3 defa söyleyeceğim. Bu aklı vahye bağlamayanların psikolojisi. Bu aklı vahye bağlamayanların psikolojisi şudur. Sen yesin zulümatından, yeis, yani yeis ne demek? Ümitsizlik insana zulümata sokar. Bu bir, cehennemin birinci sıfatı bu dünyada. 2, kimsesizliğin vahşetinden, kimsesizlik vahşetmiş. Yani içsel çöküntü, içsel böyle, bir kuyu yani kuyu, hani intiharlar buradan geliyor. Beni kimse anlamıyor, kimse dinlemiyor, beni kimse sevmiyor. Benim hiçbir değerim yok. Hayat bitmiş yani bundan. Kimsesizlik vahşetinden. Kimsesizlik vahşet sokar. Allah kimseyi kimsesiz yapmasın. Yani bir sıkıntın olunca alo falan birisini arayıp da ya beni teselli edecek bulan bilmiyorsan böyle birisi yoksa Allah senin derdini verdi. Yani cemaatsiz olmaz bu iş kısacası. Ki yeis ne yaparmış? Zulümata atar. Kimsesizlik vahşete atar. Yani akıl böyle düşüyor. Üçüncüsünü okuyorum. Erva habisenin, ben uyduruyorum şimdi bu erva habiseyi. Hasan çıkartmış. Olan usta da ne diyeceksin? Ya? Hasan çıkarttı diyene Allah'ın huzurunda senin yakana yapışacağım. Resulullah'ın orada, ustadın orada. Erva habiseyi ben mi çıkarttım, ustad mı? Ulan ben çıkartacak kafa var mı bende ya? Ben de böyle bir kafa nerede bulacağım? Erva habiseden ne anlarım ben? Yalan mı söylüyor? O burada söylüyor. Ama sen geçmişsen, atlamışsan ben ne yapayım? İlle senin gibi mi anlamak zorundayım? Bak, erva habisenin izacatından. Erva habiseyi araştırmayalım mı külliyatta kardeşim? Yok. Beyefendi radiyallahu anh rahatsız oluyor. Erva habiseyi araştırmayalım. 246 sözlerde anlatıyor. 258 sözlerde anlatıyor. 728 miydi? Şeyde o 592 şualar. Dabbetul arz. Erva habisi nasıl çıkar diyor. İmansızlıktan, sefahattan, suistimalattan. İmanını artır. Sefahattan çık. İsraf yapma. Suistimalat yapma. 3 tane şey yaparsan tırnağına, dişine, kemiğine yerleşir dabbetul arz. Allah o ayette dabbi'yi konuşturmuş, hayvanı konuşturmuş. Sen kimde olacaksın? 1. İmanı zayıf olana. 2. Sefihlere. 3. Suistimal edenlere. Öyle diyor. Ben mi duruyorum 5. şu anın sonundaki? İlla dabbetul arz diye anlatıyor. Bak burada 1. Yeysin zulümatından. 2. Kimsesizlik vahşetinden. 3. Söyleyin. Biraz önce söylüyordum. Erva habisenin izacatından. Ve o vahşetin dehşetinden. O üçünün bütünlüğünden ortaya çıkan dehşetten.
şu şartla kurtulabilirsin ki. Neyle ustad? Psikolojiye bak. Devam ediyor. Sen öyle kafanı karanlıkla çıkamazsın. Burası Nemrut'un ateşidir. İbrahim'i attılar. İbrahim burada Gülgülistan'a döndü. Bunu vahiy bağlayacaksın. Yoksa o vahşetin dehşetinden şu şartla kurtulabilirsin. Psikoloji mi değil mi canım benim? Şey abi. Ha? Korkunç değil mi Allah aşkına? Dabetullah ben mi uydurdum? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Hiç mi Müslüman'a merhametiniz yok? Müslüman'a faydalandırmaya çalışıyorum. Müslüman'a faydalı olmaya çalışıyorum. Sana bile faydalı olmaya çalışıyorum. Abi ahmak. Bak, ustadına sadık ol. Ustad dedi ki, ervah habisinin izacatından, ervah habisi cin değil, şeytan değil. Bak, kategori bak. İns, cin, melek, şeytan ve ruhaniyat diyor. 29. söz. Ruhaniyat ayrı bir kategori. Cin değil. Olsaydı kategori zikretmezdi. Cin değil. Şeytan değil. Melek değil. İnsan değil. İns, cin, melek, şeytan ve ruhaniyat. Bunlar ben mi uydurdum? Ruhaniyat ayrı bir kategori. Ha, onun içerisinde ervah haliye, ervah habise. Ervah habisenin izacatından. Bir tanesi diyor ki bir abi benden de büyük. Biz talebeyken bize katkı yapmıştı çok. Allah razı olsun derse bak. Hasan kardeş bu ervah habisinden bahsetme ya. Abi niye ustad bahsediyor? Onu silelim o zaman. Ya kardeşim o tür şeyleri altını geç ya. Bu tür şeyler depreşiyor diyor adamlar. Abi bunlar inim insanlık inliyor. Bunlar nasıl kurtulacağını söylüyoruz işte ustad söylüyor. Bu diyor bu vahşetin dehşetinden kurtulmak için diyor bu kafanın karanlığını bırakacaksın. Vahye tabi olacaksın. Ne yapacaksın? İmanını artıracaksın diyor 592'yi. Tamam. Sefahat yapmayacaksın. Suistimal yapmayacaksın. Suistimal en çok özür dilerim özel hayatta cinselliktir. Tırnağından, dişinden kemiğine yerleşecek. Benim anladığım tırnak eylemseldir. Sünnet-i seniye. Sefahat. Doğru düşüneceksin. İmanın da kalp. Eylem, düşünce, kalp. Kalbi hayatını besleyeceksin. Başka hiç kimsenin şansı yok. İmanın artsa bile sefahatın olsa olmaz gene. İnim inim insanların inlemesinin sebebi o. Garip garip bakıyorsunuz da okuyayım tamam canım. Ne abi? Ne okuyayım? Bismillah. 592 şu anlar bak. İlla dâbetul erdi te'külü min min se'etehu. Ayetinin işaretiyle ayet. O hayvan dabetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki. Aynı ağaç. Ağaç kurtları nasıl? Ağaç kurtları ağaca ne yaparsa insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek. Kemik. İnsanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Peki herkes mi? Hayır. İman yetmiyor. Müminler iman bereketiyle. 1. Müminler sefahat. 3. Müminler suistimalattan tecenüpleriyle kurtulmasına işareten. Ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. 3 tane şeyin olmazsa hiç şansın yok. Herkeste var. Ya tırnağında ya dişinde. Ya peki sünnet-i seniyedir tırnak. Diş gireni kontrol edemeyen diyor İmam Azam. Buraya gireni kontrol edemeyen buradan hangi yolla çıkacaksa kontrol edemez. Gireni kontrol edemeyen burayı kontrol edemediyse daha girmedi. İçeride var olanı kontrol edemezsiniz. Lopur lopur yemeyeceksin kardeşim. Ah almayacaksın kardeşim. Haram yemeyeceksin kardeşim. Haram yemeyeceksin kardeşim. Saatler geçmedikçe yemeyeceksin kardeşim. Oturuyorsun kalori çok yüksek. Hareket etmiyorsun, yürümüyorsun. Bunlar bile. Ah almayacaksın. Haram yemeyeceksin. Buyur abi. Abi sözler 179'da madem arzdan semaya gidip gelmek var. Semadan arza inip çıkmak oluyor. Ehemmiyetli livazımatı arziye oradan gönderiliyor.
Ve madem ervadı tayyibeler semavata, semaya gidiyorlar. Elbette erbab hadise de ahyarı takliden semavat memleketine gitmeye teşebbüs edecekler. Ne anlayacağız bundan? İşte bu abi ervah habise de biraz önce okuduk. Arzdan çıkıyormuş. Ervah aliye de orada okudun semadan 179 15. şuası. Evet. Ervah aliye semadan iniyor. Burada 5. şuada ne okuduk? Ervah habise nereden çıkıyor? Arzdan çıkıyor. Evet. Okudum ya. Ella dâbetu illa dâbetul arzi tekunun min seltun var ya arz. Arzdan çıkacak. Dâbetul arzdan çıkacak. Ervah aliye semadan inecek. Vay be. Ustad hepsini demiş. Sıkıntı. Abi sıkıntı. Bilgi sahibiyiz. Marifeti dönüştürememişiz. O bilgiler başa bela. Kur'an'da diyor ya, kitap yüklü merkebe benzetiyor. Eğer elde edilen bilgi eyleme dönüşürse marifet olur. O zaman rahatlarsın. Elde edilen bilgi bilgide kalır, eyleme dönüşmese o enaniyet olur. Seyrettiğin filmler, filmi kapatsam bile burada ne olur? Seyrettiğin film ne olur? Seyrettiğiniz film insanda ne olur? Film ne olur film? İnsanda ne olur? Ayaklarına da ne olur? Nasıl yansır sana? Vesvese olur. Seyrettiğiniz filmler vesveseye dönüşür. Okuduğunuz Kur'an ilimleri, Risale-i Nur'u dahi eyleme dönüştürmezseniz vehim olur. Eyleme dönüşmeyen her şey başa beladır. Kitap yüklü merkebe benzetiyor Kur'an. Eyleme dönüştüreceksin. İhlas okuyorsun, ihlas yok. Tesanüt okuyorum ben, bende yok. Okuduklarım hep sorgulama, yargılama, itmeye, kalkmaya, üstünlük için. O bana başıma bela olmayacak. He? Bakın bakalım o hırçın insanlara bakın. O tenkit, eleştiri, işi, gücü, yatıp kalkıp çıldıracak durumdadır ki böyle volkan gibi mağmadan dağdan şey çıkıyor, volkan. Volkan çıkıyor. O neyi gösteriyor? Dünyanın merkezinde sükunet var, asude var, rahatlık var. Bu nereden fışkırıyor? La kardeşim, fışkırmak karnında bir patlama olduğunu göstermiyor mu? Adam hem tenkit, hep eleştirir. Sanki Allah bunun için yarattı. Sanki bu iş için yaratıldın. La senin işin mi bu? Yok. Niye bu işi yapıyorsun? Niye bunu söylüyorsun? Demek ki karnında volkan var. Hap, hap atmasa patlayacak ya, mama tabakası patlar gibi. Yapma kardeşim. Yap canım. Daha iyidir. Rahat edersin. Abi bugün bir yer buldum da. Kitap sayfa söyle. Abi Mesnevi 69. Tamam abi. O tevhidle alakalı. Demek manevi olan hastalıklar insanları akli ilimlere teşvik ve sevk eder. İşte evet. Ve akliyat ile iştigal eden emraz-ı kalbiye müptela olur. Aynı. Hastalık olduğu zaman. Aa işte. Evet. Sözler. Kaçtı ikinci dal? Kaç oku söyledim sözler? 339 devam. 339. Değil mi? Peki devam edelim. Hep külliyattan çıkarttım. Zaten nereden çıkacağım? Bunları alıp da yani konuşturmayın, sıralattırmayın bana. Piyasada çıkan kitaplar kullanıyor. Ama Allah razı olsun, bazılar izin istedi. Ama tabirini değiştiriyor. Nerede bulacaklar? Bu ben o sözlerde onu nereden ilgileneyim? Erva Habise birisi aradı, yazar, meşhur doçent. Ya Hasan kardeş, bu Erva Habise, bu Katri'yi daha önce de anlattım da oraya bir. Ya bu Katri'de Allah Allah bunu Erva Habise'nin izacatından, üç, bu dehşetin dehşetinde, bu ne demek? Üçünün bir araya gelmesinden dehşet veriyor, o dehşetin dehşetinden. Tek tek var mı dedi, var abim, ben sana defteri skane yapayım, şey fotoğrafı için çekeyim, sana WhatsApp'tan gönderirim abim. Ona tek tek cehennemden beterdir var ya 741 sözlerde. 8 tane orada cehennemden beter sıfatı sayıyor. Külliyat hepsini demiş, ne olur kardeşler, hepsi var. Yeter ki okuyalım, insafla uygulayalım. Kimseyle meşgul olmayın, kendinizle meşgul olun. Ne yaparlarsa yapsınlar, küfür etseler yüz çevir git yani. Bu dünyadaki rahatlık budur. Ben bunu yapabildiğimi anlatmıyorum. Doğrusu budur. Kendi işinizle meşgul olun, kendinizle meşgul olun. Dünyanın rahatlığı budur. Rahatlık bu. Rahatlık istiyorsan kendi işini yap.
kim ne yapıyor meşgul olsan zaten ne psikolojimiz müsait ne de zamanımız var. Ömür kısa, yapacak işler çok. Adam nerede ne yaptığını takip edeceğiz ya. En iyisi su içmek lazım. Bismillah. Solla içersen pislik akar. Sağla içersen semadan alırsın. İstersen dene. Seviyorum Nurculuğu. Kafama yatıyor. Sen ne dersen de. Bize de aşıladın abi. Ben delisiyim vallahi. Allah kahretsin yalan söylüyorsam, riyakarlık yapıyorsam. Bir daha söylüyorum. Allah beni kahretsin. Ben bunun delisiyim ya. Doyamadım. Yani ömrümü verdim 17 yaşından beri. Vallahi doyamadım. Billahi doyamadım. Yürüyüşe çıkıyorum. Daha iyi anlayayım diye kafam mevzuda, odamdaki mevzuda vallahi. Yani teşvik için söylüyorum. Ben bir şey anlamıyorum. Ben bundan sonra kendim sana ifade etsem ne olur? Böyle bir ihtiyacım yok. Teşvik için söylüyorum ne olur? Yani ben 50, abi genç dersiniz ya. 50-60 olsam acaba bu kar mıyım? Hayır, tam tersine delisi olacaksınız, manyağı olacaksınız. Bu acayip bir şey ya, pencereymiş meğer. Ulan bana nereden girdiler koluma, getirdiler dershaneye. Ondan sonra oku oku anlarsın dediler, hakikaten oku oku. Bir daha çıkamıyorum işte. Hakikaten çıkamıyorum. Çık hadi göreyim ha dershane. Oku oku dediler Selahattin abi, kafamı kaptırdım. Şimdi nurculardan kurtulamıyorum. Ya acayip bir şeymiş ya. Bak gördün mü? Üç tane cümleyle psikoloji. Allah Allah. Nasıl bir... Ben onun hakkında bir defter yazarım. Defter. Yeysin zulümatından. Allah Allah. Kimsesizlik. Vahşetinden. Ötekisi? Erbaa habisenin izacatından. Bu vahşetin... Bu dehşetin dehşetinden. Vahşetin dehşetinden. Vahşetin dehşetinden mi? Dehşetin dehşetinden mi? Vahşetin. Vahşetin mi? Vahşetin olmasın. Ben bakacağım. Vahşetin dehşetinden abi. Bakacağım ben. Vahşetin dehşetinden şu şartlar ile. Vahşetin dehşetinden. Ya Allah Allah ya. Vahşet. Anladık sanki lugatta. Niye öbür türlü değil mi? Ya değilmiş. Amin. Dua. Dua niyetiyle okursun. Risale çok iyidir ha. Ya dedim. Ne yapayım? Hoşuma gidiyor. Her şeyde doyarsınız. Bununla doyamazsınız. Bir şey elinize geçersen bıkarsınız. Bu tam tersini yapıyor. Evet. Ben bazı şeyleri bilmiyorum. Dünyadaki lezzet çeşitlerini ama zannediyorum ne olursa olsun sonu çorba gibidir. Bu bambaşka bir şey. Bildiğin gibi değil ya. Vallahi bildiğin gibi değil ya. Çıldırasım geliyor ya. Yani tövbe estağfurullah ya. Bazen hakikaten insan karıştırası geliyor ya. Burası neresidir diye. Dünyadır. Nereden bildin ya? Burada doğdum, burada büyüdüğüm için birileri dedi ki burası dünya. Bir başka bir yere kıyas edip de burayı tanımlayamadım ki. Burası ne olduğunu hala bilmiyorum ben. Burada doğdum, büyüdüm diye buraya dünya demişler. Yani şüpheleniyorum. Ahiretin şüphesidir diyor. Bunun ahiretin üzerine tenteneli perdeymiş. Neresi burası ya? Kazıdıkça onun içine düşüyorum ahiretin. Kainatın kalbidir diyor. Kalbidir diyor. Yani şu buraya şüpheleniyorum ya. Garip bir yer ya burası. Cennete gidersen hep hayırlar var. Cehenneme gideceğim şeyler var. Dünyada herkes burada. Her şey burada ya. Bu ne biçim memleket? Ben anlamadım ya. Sokağa çıkıyorum, melekler var. Çünkü sağ taraf, sol taraf, ervah habiseler, ervah haliyeler, insanlar, hayvanlar. Metroya biniyorsun, arabaya biniyorsun, hayvanat bahçesi mi yoksa metro mudur şaşırıyorsun. Bir tuhaf memleket ya. Cennette böyle bir şey göremezsiniz ha. Bilin kıymetini buranın. Bu ne biçim dünya ben anlamış değilim. Acayip böyle baktığın zaman dünya garip. Garip bir memleket. Göremezsiniz bir daha. Ölünce bir daha insan olamayacaksınız. Biz de, ben de. Bil kıymetini, değerlendir. Bazen kendim, bu cümleyi de söyleyeyim de geçeyim. Bazen acaba şimdiki aklım olsa tekrar 20 yaşına dönmek ister miyim? Hayır, asla. Niye?
Ya imtihanı bir de böyle verip vermemek tehlikesi var. Ben bu rızka girmem bir daha. Girmem. Vallahi girmem. Verseler kabul etmem. Gençliğime dönmem. Niye döneceğim ya? Rızk var ya. Allah merhamet etmiş, kurtarmış bu tarafı. Göreceksiniz ahirette. Bu kardeşlik aynı devam edecek. Zaten burası, burası mı ki? Biraz metsupluma verin. Tamam, burası burası deyin de. Ama değil. Ama burası, tamam, burası burasıdır. Değil. Abi belki şehit olabiliriz. Farkında değil. İnşallah. Belki. Doğru. Belki şehit olabiliriz. Belki burada yaşayanlar sanki zannediyor ki yaşıyor. Ölüler, şehitler öldüğünü bilmez. Hadi bakalım Serhat'ına. Peki. İnsanlar nasıl olmasını istiyorsan, insanların nasıl olmasını istiyorsan sen öyle olmaya çalış. Baş ver insanlarla ya. Meşgul olma, zamanın yok ya. Kendime yazmışım bunu. İnsan neyse o olmayı reddeden tek mahluktur. Hep başka olmayı özenmiştir. Ben olmaya pek denememiştir. Bu da acayip bir cümle ya. Bu kartpostallık vallahi. Bir daha okuyayım, bakayım. İnsanın dışında bak. İnsan neyse o olmayı, insan insandır, insan olmayı reddeden tek mahluktur. Sığır sığırlığı reddetmemiş. Köpek köpekliği reddetmemiş, köpeklik yapmış. İnsan ise neyse o olmayı reddeden tek mahluktur. Kim olmak istiyor? Hep başka olmayı özenmiştir. Ben olmayı hiç denememiş. Hep artist gibi olayım, futbolcu gibi olayım, onun gibi olayım, onun gibi büyük bırakıyor, onun gibi giyiniyor, onun gibi yiyor. Yani bir de sen ol ya, hep niye başkası olmak istiyorsun? Öyle değil mi? Ya tek mahluk insan. Fındık olan bir armut olsam demez. Sığır olan at olmadım demez. Bir daha okuyorum, üç defa oluyor. İnsan neyse o olmayı, insan insandır, insan olmayı reddeden tek mahluktur. Onun için garibime gidiyor, hoşuma da gidiyor. O kadar hoşuma gidiyor ki, kafirlerin de var olması da hoşuma gidiyor. Kimse duymasın şimdi. Eğer kafirler de yoksa, hep Müslümansa bu dünyada gene yaşanmaz. İki doğru arasındaki boşluk yanlıştır. Eğer o yanlışlar olmasa doğrulara geçemezsin ve doğruluk çeşitleri olmaz ve doğrularda mertebe olmaz. Karanlığı kaldırırsan aydının mertebesi olmadığı gibi. O için yanlışlar kafirler olsun. Zaten Allah yaptı da. İnsan neyse o olmayı reddeden tek mahluktur. Hep başka olmayı özenmiştir. Ben olmayı pek denememiş. Ne acayipmiş. Kaliteyi gösteriyor. Her şey olabilirsin Selahattin abi. Köpeklik de yapabilir. Ustam da diyor köpeklik yapıyorsunuz diyor. Yılanlık yapıyorsunuz diyor. Hayatın yaşamaya değer mi? Hayatın yaşamaya değer mi? Değmez mi? Sorgulaman gerekiyor. Bu hayatı, bu hayatınla yani bu şekilde yaşaman değiyor mu? Bir sorgulaya. Bu hayatı bu şekilde yaşamaya değiyor. Namaz varsa, davam varsa, tamam. Hayatından daha kıymetli bir hedefin davam varsa, hayat yaşamaya değer. Eğer hayatta davan yoksa, yaşamaya değmez. Ne yapalım? Vallahi erkenden geç. Allah Resulü'nün hadisinden çıktı. Eğer diyor din hayatınıza hakimse toprağın üstü toprağın altında hayırlıdır. Eğer hayatınızda din yoksa toprağın altı toprağın üstünde daha hayırlıdır. Allah Allah. Başka bir yer okuyorum. Bir insanı tanımak istiyorsan çok kolay. Nasıl? En azından yürüyüşüne bak. Simasına, bakışlarına, konuşmalarına, ses tonuna, mimiklerine ve sana gerektiği kadar bilgi aktarımını yapacaktır. Yani bak ona bak. Çok kolay. Bak bir insanı tanımak çok kolay.
Bir, birisini tanıtıyor sana. Mesela Ümit'ten bahsediyor. Bülent diyor ki ya abi Ümit nasıl bir adam? Onu güya tanımlıyor ama aslında kendisini tarif ediyor, bakışını. Çünkü Ümit hakkında başkaları başka şey diyor. Bak en azından yürüyüşüne bakın. Kim olduğu belli. Bakın paytak paytak mı yürüyor? Emin emin mi yürüyor? Ciddi ciddi mi? Langır langır mı yiyor eli cebinin sağda solda? Ha? Acayip bir şey. Simasına bak. Bakışlarına, konuşmalarına bak. Ses tonuna bak. Mimiklerine bak. Kürsüye çıkıyor hocaysa, vallahi çıkışına bak. Dolu dolu bir adamsa, tak 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 çıkıyor. Mıymıntı bir adamsa, ulan ne yapacağız bu cumayı ya falan. Böyle aheste aheste merdivenleri çıkıyor. Kürsüye çıkan insanın da. El atır. Cemaat. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Bu uzatıyor, epey zamanda kazanıyor. Tamam. Araya dört elif miktarı değil. Tamam, dört. Med, tamam. On tane koyuyor. Salatu ve selamu. Ya adamı belli ya. Tesbih de gelince de abi. Sonra sonra sonra. Ha, tut bak. Tesbih de su, 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 su. Ya bende manyaklık var. Ben sizin için nimetim biliyor musunuz? Çünkü oralara da çıkan insanım. Oraları getiriyorum size. Yani Risale-i Nur gözüyle bakıyorum. Vallahi külliyattan ruhsal psikoloji dersini çıkarttığım için Allah'a şükretme. Yani Allah çıkarttırdı. Bu akılla olacak, düşünüşle olacak şey değil. Daha önce olurdu. Yok ya. Allah verdi diyorum. Ne olursunuz inanın. Yapmadığı bir şeyi Allah dedi dersen kafir oluruz. Bu nimettir arkadaşlar. Sen ne zarar oldu şimdi bunu dinledin de. Bak katreden bak ne çıkarttık. Kötü mü oldu Abdullah katredeki üç tane şey? Yeysin zulümatından. He? Kimsesizliğin vahşetinden. Erva kabisenin izacatından. Bu vahşetin dehşetinden. Kurtulma. Ya bunu tek bak ya işte. Ne acı bir şey ya. Erva kabisi demez. Belki ben Dabbetul Arz'ı anlattım biraz. Kötü mü oldu? Senin için kötü mü oldu? Kötüyorsa koy kenara. Ben senin için ben ne zararım var sana ya? Değil mi? Ben siz de bana böylesiniz. Niye birbirimizi sevmiyoruz? Niye güzelliklerimizi göremiyoruz? İlle senin kötün yok ki ya. Vedat mıydı? Vedat. Evet. Senin kötülüğün tabii olacak ya insansın da. Ha meleğin var. Meleksen hiç kötülüğün yok. Şeytansa da hiç hayrın yok. İnsansa iki tarafta var sende. Üç kişiyiz ya. Benim nefsim, benim ruhum. Nefis, şeytan, ruhu, melek. Ben olan ben. Üçünü cem etmiş kişiyim. Bu da var bende, bu da var bende. Niye birbirimizi sevmiyoruz? Niye birbirimizi kanaat edemiyoruz? Niye tahammül edemiyoruz? Niye birbirimizi dinlemiyoruz? Birbirimizin nimet olduğunu ne zaman anlayacağız? Öldükten sonra. Siz benim imanımı teyit ediyorsunuz. Ben imanda yalnız değilim. Niye siz de iman ediyorsunuz? Ben diyorum ki ona ben imanda yalnız değilim. Bak bunlar da iman ediyor. Bunlar da iman ediyor. Ancak tek başına kalıp imanından emin olmak Resulullah'a mahsus. Yoksa kafayı yerim ya. Hiç kimse yok. Herkes zıt. Tek bir kişi. Ona ben mi haklıyım ya? Der de. Resulullah nasıl dayanmış ya? Nasıl bir insan ya? Gene oraya girmek istemiyorum ya. Nasıl kafayı yemin, nasıl böyle düş yapmadı ya, sistem bozulmadı ya. Hiç kimse yok senin gibi düşünen ya. Nasıl tahammül ediyorsun kardeşim sen ya? Böyle bir insan olur mu? Bu böyle bir ruh olur mu? Nasıl bir ruh? Demek ki Allah direkt destekliyor ya. Olamaz ya, tek başına böyle bir şey olamaz. 1,5 milyar benim imanıma teyit ediyor. Yampırı yumpırı bir adamım. Ya Resulullah bambaşka. Böyle düşününce acayibime gidiyor ya. Peygamberim acayip oluyorum yani. Peygamber diye değil. Nasıl bir psikoloji ya? Biraz psikolojiyle meşgulüm ya. Ama herkes aleyhinde. Hiç kimse yok. Hiç kimse senin gibi düşünmüyor. Her türlü zulüm, işkence, her şey yapılıyor. Ya nasıl dayanıyorsun arkadaş ya? Nasıl bir ruhsun ya? Böyle bir ruh olur mu ya? Düşünüyorum, o oluyorum. Tamam ben Muhammed oluyorum aleyhissalatü vesselam. İçine giriyorum. Ya arkadaş ya. Düşünmeye bile tahammül edemiyorum ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye nefes alıyorum. Başka bir şey yok. Demek ki Allah destekliyor yani. Olamaz. Bir insan
herkese rağmen böyle bir davayı ortaya atamaz. Lan biz cemaat içinde harita çıkarttık diye ulan kafamın etini yiyorlar ya. Beni koymadıkları kuyu yok ya. Zarar mı veriyor diyenler mi? Filozof mu diyenler mi? Vahdet-i vücut diyenler mi? Belki de sapık mı diyenler mi? Bilmiyorum ya. İyi diyenler de vardır ama. O da olan şeyleri çıkarıyorsun. Ha ya var olan. O da içindeyim ha benim. Yani. Beni babamdan, anamdan daha iyi tanırlar cemaattakiler. Çünkü 17 yaşında girmiş. Beni çok iyi tanırlar. Mektebimi bilirler, nerede kaldığımı bilirler. Neler yaptığımı biliyorlar, neredeyim biliyorlar. Yani şey için diyorum, ben tahammül edemiyorum. Tabi arkadaşlarım içinde. Bu zındıkların içinde Resulullah nasıl tahammül etmiş yani? E kardeşim senin ruhun. Tam da ben kıyas ediyorum. Resulullah onun için deli. Sahabe nasıl kafayı yememiş onu görünce. Nasıl bir psikoloji ya? Nasıl bir tahammül ya? Ufak bir sıkıntıya dayanıyorum. Abi kocam beni aldatmış. Çok iyi işler. Abi iflas ettim. Lan çok sanki miyim? Adam namaz kılmıyor. Abi kanserim. Adamın ruhu kanser. Umrun. Ya ruhu kanser ya. Cesedi sağlam olsa ne olur? Namaz yok, ruhu kanser. Oruç yok, dava yok, ruhu kanser. Cesedi sağlam olsa ne olur ki? Firavun 350 sene yaşamış. Abi uzun yaşayacak. Bursa'da o şey ya, çınar ağacı var. 900 sene yaşadı. La kardeşim uzun yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. Cesedin kanser. Çok da mühim ya. Ruhun kanser olmasın kardeşim. Davan var mı? Var. Dava üzerine mi ölüyorsun? Ne mutlu sana lan. Şehidi manevi olacaksın. Çaresi olmayan hastalıkla ölenler şehidi manevidir. Böyle bakarsan rahat edersin. Yaşasın Risale-i Nur. Eğer hayatının sorgulanmasını istemiyorsan, hayatının sorgulanmasını istemiyorsan, orada sen yaşamamışsın demektir. Hayatının sorgulanmasını istemiyor musun? O zaman senin hayatın içinde sen yaşamamışsın demektir. Ve yaşamamış demektir. Ya yaşamaya değmedi. Yani hayatının gitmesini ahirete gidiyoruz diyenler, hayatını doğru kullanmayanlar, hayatının içerisine kendileri olmayanlardır. Hayatlarını kendileri yaşasalar, yani ne derler diye giydi. Ne derler diye üniversite okudu. Ne derler diye bir şey yaptı. Hep ne derler diye yaşayanlar hayatını kendisi yaşamadı. Kendi hayatına başkaları girdi yaşadı. Kendileri hayatında yaşamayanlar yaşamamış gibidirler. Bak bir de okuyayım. Eğer hayatının sorgulanmasını istemiyorsan Nüker Mekir soracak. Sorsun tabii. Ona işi ne yani? Onu soracak tabii. Hasan gel buraya. Buyur kardeş. Ben rüyada vefat edince kardeşim dedim. Sabah namazını kırdın mı kardeşim? Diyecek bana. Kıldım. Bak. Abdestimde sorun yok ki ezanda şeyim olsun. Değil mi? Böyle bir söz var. Sabah namazını kıl. Oruç tuttun mu? Tuttun. Sen dünyada niçin yaşadın? Vallahi namazımı kıldım, orucumu kıldım. Allah'a kul olmak için yaşadım. Aferin lan gel buraya. Yok burada öyle yazmıyor. Öyle, ben öyle yaşamadım ki sen öyle diyeceksin. Hayatından ne şüphe ediyorsun? Demek ki kimse ölümden korkmuyor. Günahlarından korkuyor. Başkasını yaşama artık ya. Eğer hayatının sorgulanmasını istemiyorsan orada sen yaşamamışsın demektir. Abi bazı hani belli bir bölümünü yaşamamış biz görüyoruz mesela. Yani tabii yani adam yani ne kadar ama mesela. Galip manada namazın var. Yamuk yumuk bir adamım ama namaz var, oruç var, derste gittim. Lan ne mutlu lan sana. Ne mutlu sana. Davam var ya. Hayatından daha kıymetli bir şeyi hedeflemişsin. Davam var. Gönül vermişsin. Ve yaşanmamış demektir. Hayatı sen yaşamamışsın demektir. Ne derler diye yaşayanlar başkalarını yaşamışlar. Allah'a memnun etmek için değil de başkalarını memnun etmek için yaşamışlar. Ve yaşamaya değmedi. O zaman sen niçin yaşadın ki? Zaten başkasını yaşayacaktınsa sen niye geldin? Eğer sorgulanmasını istiyorsan onu sen yaşadın ve kendin yaşadın. Eğer benim hayat izlerimi birilerini meşgul etmişse, ben vefat ettim, birileri arkamdan meşgul oluyorsa demek ki bir iz bırakmışım demektir. İz bırakmışım ve onu ben yaşamışım demektir.
Eğer ben başkasını yaşamışsam iz yoktur demektir. Eğer hayatımı ben yaşamışsam izim vardır demektir. Eğer benim vefatımdan sonra birileri benim izimi meşgul oluyorsa hayatı dolu dolu yaşamışım demektir. Resulullah'ın bak öyle bir iz bıraktı ki hepimiz manyaklaşmışız onun davasında. Sen de bir dava bırak da herkes canını versin. Hayatını başkasını yaşamışsan sen zaten yaşamamışsın demektir. Sıkmıyorum değil mi? Sizin. Yok abi. Cumali miydi? Evet abi. Tamam. Geçmiş dertleriyle meşgul olmak yani dert edinmektir. Geçmişinle meşgul olmak dert edinmektir. Ve eski dertlerin büyümesi için sulamak gibidir. Eski dertlerin var ya. Ölmüştü da çekirdek gibi lan. Tamam meşgul olma. Ya ben var ya geçmişte şöyle yapmıştı da şimdi şöyle yap. Lan eskidekileri suluyorsun canlanıyor gene. Niye suluyorsun? Sulama kardeşim. Abi geçmişine. Geçmişini tövbe ile çakacaksın. Bugünü güzel yaşayacaksın kardeşim. Dün bana gece ne yaptılar biliyor musun? Sen de buradaydın ya. Birileri geldi. Zaten vardı burada. Kanımızda dolaşan kim? Şeytan. Vallahi yalan söylemiyorum. Billahi yalan söylüyorum. Tallahi yalan söylemiyorum size. Yattım. Kaçtı ya biz yatınca, ayrılınca? 12 vardı değil mi? 12'ye 5 falan vardı. He. Çünkü 12'yi geçirmemeye çalışıyorum ya. Yattım. Vallahi. Adam geldi. Aa ölüyorsun. Beni buldu yani. Geldi. Açtım gözümü. Kimse yok. Kapatıyorum yatacağım. Aha, buraya kaslara da şey yapmış böyle. Bak iyi dinle. Nasıl gitti bak. Ben paylaşıyorum size kazanımlarımı. Ben geri zekalı. Bugün doğru iş yaptım. Namazlarımı kıldım. Dershanede dersler yaptık. İşte 3 grup ders yaptık. Sabah öğle vesaire. Akşam ders yaptık. Ben doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapıyorum. Geri zekalı, kendimi kötü hissetmek için sebep mi var? Adam pat diye gitti. Niçin söyledim? Size böyle şey geldiği zaman sıkıntı, yani bugün ben o şeytandandır. Allah yapmaz, ruhunuzu Allah sıkmaz. Melekler de sıkmaz, fıtratlarında yoktur böyle. Müslümanın ruhunu sıkmak meleğin işi değil. Ruhun sıkılıyorsa namussuzun işidir. Tamam. Şimdi diyeceksin ki adamı iyi tanıyorum ya. Anlıyorum. Allah hamdolsun o adamdır. Bak bak Firavun. Bugün ben namazı kıldım mı? Kitabımı okudum mu? Ha ben doğru yerdeyim. Doğrularla beraberim. Doğru iş yaptım. Hadi başka kapıya yemezler hayvan terli. Vallahi de billahi tallahi de gitti. Biz de yaptık aşağıya. Doğru. Eğer yoksa şöyle yapardın. Hakikaten ya. Eyvah kalbim. Herhalde kalp krizi geçiriyorsun. Tabii benim tabii kalp krizi geçiriyorsun. Bir de internetlerde rüya yorumlamışsan, hastalıklarını internetlerde öğrenmişsen 50-60 şey 40 ile 50 arası, 45-50 arası kalp krizi çok olur. Tam bizde tam 50. O da getirdi bak diyor kalp krizi geçirsin serseri kalp krizi. Onun iman krizi geçirmeyelim de kalp krizi bir şey mi dedi mi? İman krizi geçirme lan. İman krizi geçiriyorlar adam korkmuyor kalp krizine korkacağım. Kalp krizini sevsinler sana. Sana ne? Niye haksız temelik? Bu cesede niye sahipleniyorsun? Benim mi? Ne diyecek adam? Ölüyorsun. Ulan ben ölmüyorum ki. Ölüyorsa Allah sanatıdır. Benim alakası yok ki. Haksız temellük. Niye buna sen benim diyorsun? Bu ben miyim? Ben bunu kullanıyorum. Sahibi alırsa alır. Ben bu değilim ki. Ben bu da değilim. Bu da değilim. Bu da değilim. Ben olan benim. Adam ne yapacak? Şeytan. Benim diyor alimlerime dokunamaz. Şeytan ne diyor? İhlas Risalesi'nin hadis var ya. İlel amilune, yani ilim ehline dokunamazsın. Ona da dokunursun. İhlas ehline de dokunamazsın. Ona da dokunursun diyor. Ancak sadık olanlara dokunamazsın. Yani hayatını doğru yaşayan dokunamazsın. Ancak şeytan Kur'an'da ne diyor? Vehim yaparsın vesvese. Piş 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 deniyesinler.
Ne kadar oldu? 1 saat 10 dakika. 1 saat 10 dakika, tamam. Abi daha sabah namazına bayağı var. Burası Almanya. Ama hakikaten düşmanını tanıdın mı? Silahını da bildin mi? Eğer bilmedinse sevgili kardeşlerim bitti de bak. Bak ne yapardım? Ben hayatımda bunları niye anlatıyorsun kesitlerini? Ben Rabbimle anlaşmam var. Sen ister kabul et ister etme. Dinle ister dinleme, kapat. Ben dinlene. Rabbimle şöyle anlar. Allah'ım bana ver, kullarına vereceğim. Şimdi de şahit. Tamam. Bana böyle geldi adam. Niye geldi? İlle benim için gelmedi. Ben biliyorum ki bu adamın saldırısını bende oluyor. Bende neye uğradığını gözüküyor. Ben de onu tanımlıyorum. Sonra dile getiriyorum Müslüman faydalansın diye. İlle sana da olmaz şart değil. Kalp krizi geliyor. Pıt 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 pıt. Eyvah. Hakikaten. Allah Allah. Ne kalp krizi? Ve kalbin üzerindeki kasları enerjidir. Oraya geliyor bırakıyor. Geliyor. Kalple alakası yok. Kalbin üzerindeki şey. Ne oldu benim kalp krizi? Pat pıt pıt yaptın. Olan sersin. Sahiplenme vücuda. Haksız temellük yapma. Bu kalem kimin? Senin mi? Kimin? Benim. O demek ki burada unutulmuş. Diyelim benim değil. Bu benimdir diyor. Haksız temellük değil mi? Haksız mülk edilmek. Yani başkasının malına benim malım demek. Ne demekse bu cesede benim demek. Benim demek bu demektir. Çalıyorsun Allah'ın malını. Buna haksız temellük. Başka sıkıntından kurtulmak için 3 tane. Ham maddesi vardı. He, Ame, Hatay, Ankara, Manisa. Ham. He'yi söyle. Haksız temellük. A. Aynedanını bilmemek. M. Mevhumu muhakkak bilmekten Adem suretini ve rengini almış bir şey. Vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Bak. Ham. Ham adam. Ham. Olgunlaşmamış. Ham. Haksız temellük. Yani çaldığın bu ceset senin değil. Niye başkasının mülküne benim diyorsun? Haksız. Haksızlık yapıyorsun. A. Aynı darlığını bilmiyorsun. Bu dünyada niye geldi? M. Mevhumu muhakkak biliyorsun. Yani olabilir. Bir sürü olabilir var. Olmuş gibi kabul ediyorsun. Akıllı ol. Böyle bildiğin zaman ne yapacak bu adam? Benim gibi adama gelip de namaz kılma demeyecek ki. Televizyonun şu seninle seyret. Ona nasıl diyecek ki? Ha böyle yapacak işte. Kemküm işte. Enaniyetimi dokunacaklar. Onu bunu bana musallat edecekler. Tenkit edecekler. Bakayım ne yapacaksın. Biz de kulağını kapatacaksın. Gözünü kör edeceksin. Kimse işine bakacaksın. Başkasının işin meşgul olmuyor. Neden? Ne derse de herkes işini yapıyor. Kimisini Allah tenkit için yaratmış. Kimisi icat. Eğer herkes seni tenkit ediyorsa demek ki iktidar sensin. Onlar muhalefet. Bak senin muhalefetin varsa iktidardarsın demektir. Anladın mı Abdullah? Siyasetle bahsetmiş oldum. Deliler bölgesi abi. Evet, deli, mayınlar tarlası ve deliler bölgesi. Muhalefet ediyorlar. Demek iktidarım. Tabii ondan sonra keyfin artıyor. Onu demek iyi iyi. Adam seccadeyi pis demiş. Lanet olan lanet olsun falan adama demişler. Adama demişler ki bak herkes senden bahsediyor. Nasıl bahsediyor? Allah lanet etsin falan. Lanet ediyorlar ama herkes benden bahsediyor. Tamam. Bizde öyle değil. Tövbe estağfurullah. Yani muhalefet var çok. Demek iktidarız kardeş. Meşgul oluyorlar. Olsunlar kardeş. Ya kenarda olsaydık. Abi biraz akıl olsa gelmez gerçekten. Evet. Şimdi yani şeytanı biraz atıyor yani. Biraz şeytan zekidir. Hikmetini bilmiyor işte. Evet. Şeytan bak akıl ne demek biliyor musun bak. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bu aklı yapana bu aklı bağlamamak zekiliktir ve beladır. Zekiler akıllarından önce gittikleri için hayat acımasızdır. Zekiler kadar sıkıntı çeken yoktur. Mesela delilerin sıkıntısı var mı? Sığırların var mı? Hayvanların var mı? Yok. Taşların sıkıntısı var. Bunun sıkıntısı var mı? Yok. Ha, kimin sıkıntısı var? Akılların değil. Akıllar sıkıntıları basamak yaparlar. Abi her şey üst üste geliyor. Tabii lan üst üste gelecek. Merdiven yapacak işte. Ya alt alta gelseydi aşağı inecekti. Akıllar dertler bana derman imiş olur.
zekiler ise dert olur. Akıllara dert derman olur. Çünkü aklı yapana aklı bağlamak vahyi bağlamaktır. Aa, keyfine bak kardeş. Ham. Haksız temellük yok. Aynı darlığını bileceksin. Mevhumu muhakkak bilmeyeceksin. Keyfini yapacaksın. Namazını kılacaksın. Baklavanı yiyeceksin. Kitabını okuyacaksın. Geçeceksin Resulullah'ın yanına. Daha ne olacak ki? Yesinler ölümünü. Çayı unuttun abi. He? Çayı unuttun. Ha çay fastı. Çayı unuttum ha. Tamam. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Allah'a emanet.